Uyku tutmadı galiba. Tutmadı. Nasıl tutsun ki? Şadi içeride. Delirmek üzere kendini parçalıyor. Ben bir avukat olarak durumun çaresizliğini görüyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Bir abla olarak da bunu yüreğim kaldırmıyor tabii. Bir de böyle seninle ne bileyim. Allak bullak oldum Fırat. Biliyorum. Bunca yıl sonra birbirimizi bulduk. En azından bunun için mutlu değil misin? Mutluyum. Ama böyle cam bir fanusun içinde tek başına mutluluk ne işe yarar ki? Yani içim huzursuz, böyle kötü hissediyorum. Böyle sürekli her şeyi engelleyen narin böyle bir türlü kendimi bırakmama izin vermiyor. Seni çok sevdiğimi bilmiyor musun? Hı? Biliyorum. Ama sana dair çok derin bir kayıp duygum var benim. Merak etme. Çok sürmez aramıza girer o duygu. O kayıp duygusuna isteyerek mi sebep oldum sanıyorsun? Yani o kadar büyük bir aşkı yaşarken isteyerek mi ortadan kayboldum sanıyorsun sana? Bilmiyorum. Bak Narin. Annem çok rahatsızdı. Yani ruhsal sorunları vardı. Bundan söz etmekten utanırdım. O gece işte. O korkunç gece. Hastaneden çıkmış. Daha doğrusu kaçmış. Eve geldi. Gerisini biliyorsun. Narin Hanım. Niye işler bu hale geldi? Çok üzülüyorum ben. Böyle olması gerekti. Olur arada böyle şeyler. Bir muhasebe uyuracağım. Ara sıra görüşürüz değil mi? Narin Hanım, eğer yeni bir yer falan açıyorsanız beni unutmayın. Böyle mi diyorsun? Konuşuruz sonra. Merhaba Narin. Gel birlikte bir kahve içelim. Sana açıkça söylüyorum Narin. Benimle uğraşma. O Atıf Birsel'in benimle ne derdi var bunu bilmiyorum. Sermet Bey'le kişisel atışmasından başlayarak işi nerelere getirdiniz? Ya senin bana olan nefretin bu kadar mı büyüktü? Adamı durup durup üzerime salıyorsun. Ha? Sonra sen her şeyi öğrendiğin, bir meslek, bir kimlik edindiğin yere karşı niye bu komploların içindesin? Hangi birinden başlayayım Erol Bey? Hı? Hangi birini sayayım? Beni Fırat Kazan ve Sermet Karayel çekişmesinde ortada bırakmanızdan mı? Yıllardır çalıştığım, güvendiğim bir hukuk firmasının aslında karanlık işlerin merkezi çıkmasından mı? Atıf'ın birdenbire ortadan kaybolmasından mı? Hangi birinden başlayayım, hangi birini sayayım Erol Bey? Ben sizinle uğraşacağım. Siz de elinizden geleni ardınıza koymayın benimle ilgili. Senin sinirlerin gerilmiş Narin. Benim Atıf Birsel'den haberim falan yok. Atıf hayal gücü geniş bir çocuk. Kim bilir dedektifçilik oynarken kimin ayağına bastı. Bak şimdi bizim seninle bir yemeğe çıkıp bütün bunları sükunetle bir konuşmamız lazım. Tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Tamam, buradan ayrılmak istemeni anlıyorum. Bundan sonra sevgilin sana en az 10 tane yeni müşteri bağlayacaktır. Bunu da biliyorum. Tamam. Ama ilişkimizi uygar düzeyde tutalım diyorum ben. Benimle düşman olmak istemezsin değil mi? İstemem Erol Bey. İstemem. Sizi yargılatmak isterim. İzninizle şimdi muhasebeye gidip hakkım olan tazminat alacağım.
Babamı korumayı seçmemin, bu şantaja yıllar boyu boyun eğmemin cezasını sensiz kalarak çektim ben Nari. Bir de sen cezalandırma beni, ne olur. Seni cezalandırsam ne olur, cezalandırmasam ne olur Fırat? Korkunç yıllarımı bana geri mi vereceksin? Ben seni bu ruh haline bırakmayacağım. Birbirimizi bulmuşken bunu bana yapamazsın. Ben de buna izin vermem. Sıkıntı geçene kadar buradayım. Bir şey ister misin? Hayır, sağ ol. Sen ne yiyorsun? Uykum gelmişti. Ben şurada kıvırıp yatayım ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Fırat? Hı? Ne kadar altüst olduğumu görmüyor musun? Sana ne kadar kızgın olduğumu görmeyecek kadar kör müsün acaba? Fırat. Dur, dur. Fırat. Senin hemen gitmen gerekiyor. Neden? Babam geliyormuş, Ümmü mesaj attı. Sarhoşmuş falan işte, benim ortalığı toplayacağım, çeki düzen vereceğim falan. Emin misin? Anlamadım. Nasıl bir soru bu şimdi? Telefonunu ver. Beni göndermek istiyordun zaten. Bu da iyi bir bahane oldu herhalde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.